Konumuz kullanıcı girişi. Kullanıcı girişi kullanıcının uygulamamızla iletişim kurduğu kısımdır. Python'da kullanıcı girişi input fonksiyonuyla yapılır. Input fonksiyonunun içine girdiğimiz tırnak işaretindeki değer bizim ekranımızda aynen print komutuyla yazdırdığımız gibi değer yazdırır. Mesela kullanıcımızın ismini öğrenmek istediğimiz bir program yazdığımızı düşünelim. Bunun için bu tırnak arasına isminiz nedir diye soracağım. Ve burada önemli olan bir şey var. Buraya bir boşluk koymanızı öneriyorum. Çünkü şimdi gördüğünüz gibi ekrana isminizle de yazdırdı. Ve ben buraya ismimi artık girebiliyorum. Benim ismim Muhammed ve girdim. Gördüğünüz gibi burada koyduğum boşluk aynı şekilde buraya da konuldu. Yani boşluk önemli. İstenizi koyabilirsiniz. Peki ben bunu girdikten sonra hiçbir şey olmadı. Ben bu aldığım Muhammed diyeni bir değişkene kaydetmem lazım. Bunun için girdiğim input'un başına bir değişken atıyorum. Mesela isim. İsim ismindeki değişkenimin sonucunu bu gir diye kaydedeceğim. Ve şöyle bir program yazdığımızı düşünelim. Bir kullanıcı girer ve ismini girer. Bundan sonra da program merhaba nokta nokta olarak cevap verir. Bunu da yapmak için aynı şekilde print komutumu kullanarak merhaba yazıyorum. Ama sonrasında yapmayı istediğim şey bu isim değişkenini ekrana yazdırmak. Ama bunu buraya isim olarak yazdırırsam merhaba isim olarak ekrana yazılacak. Bunun için burada kullandığımız bir metot var. Stringleri birleştirme. Bu işle birleştirmek için artı işaretimi kullanarak isim yazıyorum. Tamamdır programımız çalıştı galiba. Hemen deniyorum. Program bana ismimi sordu. Hemen giriyorum Muhammed diye. Ama fark ettiyseniz burada bir eksiklik var. Boşluk yok. Bu boşluğu dediğim gibi aynı mantık. Buraya boşluk koyduğumuz gibi buraya da boşluk koymamız lazım. Şimdi programı çalıştırıyorum. Bana ismimi sordu. Muhammed dedim ve gördüğünüz gibi program bana merhaba muhammed diye cevap verdi. Şimdi size bir görevim var. Sizden bir uygulama geliştirmenizi isteyeceğim. Bu uygulamada kullanıcımızın en sevdiği yemeği ve ismini alacağız ve sonuç olarak çıktısında nokta 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 sever olarak vereceğiz. Mesela Muhammed kebap sever. Bu uygulamayı yaptıktan sonra bir sonraki adıma geçebiliriz. İlk olarak kullanıcımın ismini almak istiyorum. Bunun için isim isimle bir değişikliği oluşturup kullanıcıdan veri almak için input fonksiyonu kullanıyorum. Input fonksiyonun içine kullanıcıdan ismini almak için isminiz nedir diye soruyorum. Ayrıca kullanıcımın en sevdiği yemeği de öğrenmek istiyorum. Bunun için yemek isimle bir değişikliği oluşturup aynı yöntemle input alıp en sevdiği yemeği soruyorum. Şimdi sıra son aşamada. Yani ekrana kullanıcımın ismini ve sevdiği yemeği yazdırmadı. Bunun için print fonksiyonunu kullanacağım. Print fonksiyonuna isim girdikten sonra yemeği yanına eklemek istiyorum. Bunun için de artı ile yemek yazacağım. Fakat böyle bir sorun var. Bunu hemen çalışırsa göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ismimi girdim, sevdiğim yemeği de girdim. Ama fark ettiyseniz bu ikisini birleşik yazdı. Ben bunları ayırmak istiyorum. O yüzden araya bir tane daha String koyuyorum ve bu string'e bir tane boşluk koyuyorum. Bu sefer hemen gösteriyorum. Yine ismimi giriyorum. Sevdiğim yemeğe giriyorum. Ve bu sefer fark ettiyseniz araya bir boşluk koydu. Bu boşluğu bu gördüğünüz parantezle koyduk. Ve son olarak verdiğimiz projede bir tane daha kelime vardı. O da sever kelimesi. Fakat bunu koymadan önce geçenki yaptığımız gibi aynı şekilde araya bir tırnak ile boşluk koyuyorum ki kelimeler birbirinden ayrı dursun. Kodumu çalıştırıyorum. İsmimi sordu. Tekrardan giriyorum. Sevdiğim sordu. Yeniden giriyorum ve gördüğünüz gibi kodum sorunsuz bir şekilde çalışıyor.